Geçmişe kıyasla dünyadaki değişimin hızı arttı. Bunu teknolojiye bağlıyor çoğu uzman. Hatta konuğum da az önce ona bağladı biliyorsunuz. Şimdi tabii ki bu teknolojinin hızıyla öğrencilerin öğrenme şekilleri de değişti. Hocaların aktarma şekilleri de değişti. Değişime ayak uydurmak için de farklı bir kuşak yetiştirmek gerekiyor dedik. Barış Manço aslında ne de güzel bunu özetlemiş geçmişte. Hem sormuş hem yanıtlamış şarkısında. Memleket nire dostum, bu dünya benim memleket. Şimdi bir dünya vatandaşlığı kavramından bahsediyoruz. Bu dünya vatandaşlığı 2-3 ülke görüp 2-3 dili öğrenmek değil, başka bir anlama geliyor. Dünya vatandaşlığı ne demek? Bugün bunu konuşacağız. Bir de IB'den bahsedeceğiz. Hiç duydunuz mu IB'yi? Şimdi neydi bu IB? Bakalorya sistemi. Dünyada uygulanan bir şey, sistem. Türkiye'de de bunu üye okullar var. Bir lise düşünün, iki diploma sahibi oluyorsunuz. İşte bu dünya vatandaşlığı kavramıyla da biraz ilişkilendirdik biz bu sistemi. 153 ülkede 3182 okul sisteme dahil. Türkiye'de durum ne diye baktık. Listede Türkiye'den 85 okul gözümüze çarptı. Birazdan detayları konuğum aktaracak size. Bakalorya sistemini, dünya vatandaşlığı sistemini. Ama biz önce gittik. Dedik ki IB'nin bütün dünyada başındaki kişi kim? IB Dünya Okulları Direktörü Adrian Kearney ile bir röportaj gerçekleştirdik. İzliyoruz. IB müfredatının diğer eğitim programlarından farkı nedir? IB müfredatının ve çalışmalarımızın odak noktası öğrenci. Öğrencinin öğrenme ve uygulama şekli. Örneğin diploma programında öğrencilerin 6 disiplin alanını çalışması, bir problem nasıl daha iyi çözülür anlaması için bu 6 disiplini çalışması ve ilişkilendirmesi isteniyor. Eleştirel düşünme programın güçlü bir yönü. Kapsamlı makale olarak bilinen araştırma makalelerinin öğrencileri üniversiteye hazırlamada çok etkili olduğu görülüyor. Program eleştirel düşünme, disiplinler arası düşünme becerilerini geliştiriyor. Programın güçlü yanlarından biri de toplumsal etki ve sosyal sorumluluğa odaklanması, öğrencileri kendi gerçekleri ve toplumda nasıl iyi bir etki yaratabileceği üzerine düşünmeye yönlendirmesi. Programın bir başka güçlü yönü ise yaratıcılık. Bence dünyanın bugünkü sorunlarını ve zorluklarını düşündüğünüzde bu sorunları çözmenin tek bir disiplin yerine disiplinler arası ve toplumsal etki üzerine düşünebilecek öğrencilere ihtiyacımız var. IB programının bir diğer güçlü yönü ise nerede olursa olsun tüm IB okullarının öğrencilerinin öğrenci profili özelliklerini geliştirmelerine yardımcı olması. Sorgulayıcı, bilgi sahibi, etik, prensipli, dengeli olmak bu özelliklerden birkaçı. Tüm bu özellikler iyi bir öğrencinin kim olduğu konusunda ortak bir yaklaşım gösteriyor ve IB topluluğunu 1 milyonun üzerinde öğrenciye ulaştırıyor. Great. And is IB a good fit for IB her öğrenci için uygun bir program mı? Bazı öğrencilerin yüzme, resim gibi belirli alanlara yönelik güçlü eğilimleri oluyor. IB bu öğrencilere içinde bir alan sağlıyor mu? Güzel soru. Diploma programı içinde 6 genel konu alanı var. Öğrencilere istedikleri dersi seçmeleri konusunda esneklik sağlanıyor. Örneğin matematik dersi zorunlu, dil dersi zorunlu. Fen bilimlerinde ek bir ders alıp o alana yönelebilirler. IB programı atletler için ne kadar esnek sorusuna gelecek olursak, müsabakalarda üstün başarı gösteren uluslararası atletlere zamanlarını daha iyi yönetebilmelerini sağlayan, hem spor ve yarışlarla ilgili hem de IB diploma programının yükümlülüklerini yerine getirme olanağı sunan global bir programı var. To cover both their sport and competition requirements as well as the diploma. Evet, Adrian Kearney'e teşekkür ediyoruz. Şimdi Özel Marmara Koleji Akademik Koordinatörü Nur Şahin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi IB'den bahsederek bir giriş yaptık. Biraz bakalorya programı öğrencilere ne katıyor? Siz neler eklemek istersiniz? Ondan bahsedelim. Bakalorya programı ezberci eğitimin tamamen dışında özel bir program. Dolayısıyla araştıran, sorgulayan, teknolojiyi iyi kullanan, en az iki dilde iletişim kurmayı beceren, özgüveni gelişmiş, öz disiplin sahibi, öğrenciler yetiştirmek, dünya vatandaşları yetiştirmek burada amaç. Tabii ki bunu yaparken de eğitim sisteminin biraz farklılaştırılmış olması gerekiyor açıkçası. Bu modeli ben o yüzden çok seviyorum. Çok heyecan veriyor. Biz de okulumuzda 2008'den beri uluslararası bakalorya programını uyguluyoruz. Öğrencilerin 3 yaş ve 19 yaş arasında bu programı alma olasılıkları var. Bizim lisede
Uyguladığımız program diploma programı elbette. Öğrenciler son 2 yıllarında bunu alabiliyorlar. Tabii ki çeşitli şartları yerine getirenleri kabul ediyoruz. Her öğrenciyi de kabul etmiyoruz bu programa. Ne gibi şartlar aranıyor? Not ortalamaları tabii ki önemli. Ders başarıları önemli bizim için kriter anlamında. Çünkü zorlayıcı bir program. Çift diploma almak diyoruz çünkü. Çift diploma almak kolay bir şey değil. Bir milli eğitim müfredatı artı IB'nin gereklilikleri derken öğrenci bunun içinde yorularak mezun oluyor. Türkiye'deki geçerli olan diploma haricinde IB'den dolayı aldığı diploma ona ne gibi kapılar açıyor? Ne gibi faydası var o diplomanın? Şöyle, genellikle yurt dışında eğitim almayı hedefleyen öğrenciler bu programı seçiyor. Ancak Türkiye'de de çeşitli vakıf üniversitelerinden burs olanağı sağlıyor öğrenciye. Dolayısıyla hem de bir IB mezunu olmanın getirdiği avantajları artık Türkiye'de de pek çok insan bildiği için kapıları açtığını düşünüyorum ben. Şimdi şöyle bir şey var. Yurt dışı üniversitelerine başvururken sadece transkript yetmiyor. Evet. Mutlaka referans mektupları almanız gerekiyor. Bunun için de yaptığınız okul hayatınız boyunca gerçekleştirdiğiniz çalışmalar çok önemli. Öğrenciler bakalorya programı sayesinde pek çok şeye katılmak zorundalar. Nedir? Bu sosyal, kültürel, sportif pek çok beceriyle yoğrulmak zorundalar. IB'nin akademik başarının yanında çocuklara kazandırmak istediği en önemli şeylerden bir tanesi de bu becerileri geliştirmek. Yani yaratıcılık becerilerini, sportif, kültürel becerilerini ve başkalarına yardım etmeyi, gönüllülük esası gerektiren projelerde yer almalarını gerektiriyor IB. Geçtiğimiz programlardan birinde işte bir gençlik araştırması, üniversite öğrencilerine yapılan bir araştırmadan bahsetmiştik. Çok da yüksek katılımın olduğu 50 bin öğrenciyle yapılan bir araştırma. Orada bu söylediğiniz işte yardım etme, toplumsal meselelere duyarlılık çok düşük çıkmıştı. Buna daha fazla ihtiyacımız var demiştik. Bu söylediğiniz mesela hiçbirinde sınavı duymadım ben. Dediniz ki şu kazanım var, bu kazanım var. Halbuki bizi izleyen aileler bazen lise seçerken ne kadar üniversiteye kazandırmış. Ona da bakıyorlar ya çıktı olarak. Ama siz bambaşka şeylerden bahsediyorsunuz. Hiç sınav duymadık şu ana kadar. Aynen. Aslında sınav tabii ki var. IB'nin içinde de var. Müfredat gerekliliği yerine getiriliyor. Yani hem iç değerlendirme hem de dışarıdan IB'den gelen sınavlara girme zorunlulukları var. İlk önce IB nezdinde iç değerlendirmeler kabul ediliyor. Yani öğretmenlerin görüşleri, yaptıkları sınavlar ve işte pek çok bunun yanında biraz uzayacak diye bahsetmek istemiyorum. Bahsetmeye çalıştığım aslında şeydi, sınav odaklı bir eğitim değil de hayat kazanımları, yani bu söylediğiniz becerilerle donatılmak için hayat boyu aslında işlerine yarayabilecek şeyler. Onları önceliklendirmekten bahsediyorsunuz değil mi? Ama en sonunda da IB'nin sınavlarına girmek zorundalar. Çünkü işin ucunda bir diploma var. IB diploması var. Bu da Mayıs ayı okuluyuz. Mayıs ayında veriyoruz bu sınavları öğrencilerimize mezuniyetlerinden önce. Uluslararası programlardan biri bakalorya. Aynen, yani baktığımızda. Öyle. Evet. Başka bunun gibi bize bahsetmek istediğiniz uluslararası programlar var mı? Tabii ki var. Ben aslında şöyle gireyim konuya. Başka programlar da var ama uluslararası IB programına eş değer nitelikte bir okul olmanızı sağlayacak, nitelikli bir okul olmanızı sağlayacak bir program var. Bu da CIS dediğimiz Uluslararası Bakalorya Programı. Yani bir okulun nitelikli, standartları yüksek bir okul olduğunu ispat edebilmesi için yardım alacağı bir kuruluş. Bu da dünya çapında çok saygın bir kuruluş. İsterseniz bundan biraz bahsedebiliriz. Çünkü bir veli okul arayışı içerisine girdiği zaman nitelikli bir okul arıyor kendisine dolayısıyla. Ve sorgulamaya başlıyor. Çoğu zaman soruyorlar, hocam sizi diğerlerinden ayıran şey ne? Burada bahsedebileceğiniz programlar işte bunlar. Biz bir uluslararası bakalorya programı uygulayan okuluz ve CIS üyesiyiz. Uluslararası Okullar Konseyi üyesiyiz. Dediğiniz zaman burada hakikaten akredite olmuş bir kurumsunuzdur. Bunu ispatlamışsınızdır. Ne demek bu? Okulun paydaşları, üst yönetiminden öğretmen, öğrenci, veli ve diğer çalışanlarına kadar, bütün destek elemanlarına kadar tüm paydaşların kaliteli eğitimin
içerisinde olması, yer alması ve buna hizmet etmesi gerekiyor. Burada asıl olan şey öğrenci refahı. Öğrenci refahını sağlayabilmek için de öğrenci merkezli eğitim vermeyi hedeflemek lazım aslında. Biraz bu bizim ezberci eğitimimizin dışında. Fakat uygulanabilir mi? Evet, uygulanabilir. Çok zor değil. Belli bir süre sonra tabii ki bizim sınav gerçeğimiz devreye giriyor. Bu kaçınılmaz. Üniversite sınavı gerçeği. Evet. Zaten. Zorluyor mu? Yani her ikisi bir anda öğrenciyi, hani bir bakalorya'nın gerektirdiği var, orada bir sınava girecek. Bir de üniversitede farklı, yani Türkiye'de yapılan ölçme değerlendirme sistemi bambaşka. Tabii bu bir seçim meselesi. Aslında bilinçli olarak 9. sınıftan itibaren ben IB öğrencisi olacağım diye karşınıza gelen öğrenci kitlesiyle de karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Sonradan fikir değiştiren, IB'ye geçen çocuklarınız da oluyor. Dolayısıyla tamamen bir IB okuluysanız zaten o anlamda size kayıt yaptırıyorlar. Yaptırıyor. O IB ama, okusa da bu Türkiye'deki sınava girebiliyor mu? Girebiliyor. O hakkı var. Ve de tabii ki burada sadece biraz daha sistemsel çalışıp son dönemde test çözmeye dayalı şeyler. Aslında müfredatın gereklilikleri yine yerine getirilebiliyor. Evet. Şimdi bu dünya vatandaşlığı kavramından bahsettim az önce açılışta. Siz de İngilizce öğretmenisiniz aslında. Yani böyle birkaç dil bilip birkaç ülke görene biz dünya vatandaşı diyoruz ama başka bir şeyden bahsediliyor orada. Daha yaşanılır bir dünyanın kapısını açmak için o dünyanın yerlileri. Ne demek bu dünya vatandaşlığı meselesi? Bu çift diploma da onun kapısını açıyor diyorsunuz kesinlikle, aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Yani aslında diyelim ki Türkiye'de bir üniversiteden mezunsunuz. Kendinizi yurt dışında ispat etmek zorundasınız. Ne yapmak zorundasınız? Bunun üstüne İngilizce iyi bildiğinizi bir sertifikayla kanıtlıyorsunuz. Tabii, mutlaka bir sınava giriyorsunuz. Ve bu programda yerinizi alabilmek için, yani dünya üniversiteleriyle eşdeğerde bir birikiminiz olmuyor çoğu zaman. Bunu kabul edilebilir hale getirmek için işte zaten yurt dışında eğitim almak falan hedefleniyor. Dünya vatandaşı fikriyle yetiştirmek ne demek öğrenciyi lisedeyken? Evet, bu çok önemli. Yani burada her şeyden önce kendi kültürünün farkında olacak öğrenci. Kendi kültürünü iyi bilecek. Ama başka kültürlere de saygı duymayı öğrenecek. Saygı duyacak, onları da bilecek, anlamak için bilecek. Evet, evet. Aslında sadece insanlara da değil, yeryüzündeki her canlıya saygı duymayı öğrenecek. Bu çok önemli bir şey aslında. Şimdi ne yapıyorsunuz? Öğrencileri sadece akademik anlamda yetiştiriyorsunuz. Ama engellilerin farkında değiller. Ve gelecek nesillerde kendi işleri olduğu zaman bir engelliyi anlayamazlarsa, mesela diyelim ki bir şirketin CEO'su öğrenciniz ileride CEO'su olacak ama IB içerisinde yaptığı o sosyal sorumluluk projeleriyle bir engelliyi de anlamayı öğreniyor. Ve dolayısıyla hayatı boyunca bu bakış açısıyla bakıyor. Sadece IB değil aslında. Bütün aileler bu bakış açısıyla yaklaşsa çocuklarına. Kesinlikle. Yani bütün eğitim kurumlarında aynı şekilde hani senin gibi düşünmeyene de saygı duy, anlamaya çalış. Bu söylediğiniz işte empatinin gelişmesi vesaire. Ama bu yeni kuşaktan biraz önce de söyledim konumu. Umutluyum ben Z kuşağında. Kesinlikle. Ben de öyle. Aslında sadece IB'nin içinde yok bu. Yani haksızlık etmeyelim. Tabii. Tüm okullar bunu uygulamaya çalışıyorlar. Doğru. Zaten biz de tamamıyla IB eğitimi veren bir okul değiliz. Yani seçen alıyor IB'yi. Normal standartlarda diğer eğitimimizi de sürdürüyoruz. Dolayısıyla bunu tüm okula aslında yaymanız gerekiyor. Öğrencilerinizin bu programların içinde olması gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli bir şey çünkü. Yani diplomadan daha önemli bir kavram bence. O zaman yetiştirirken dedik öğrenciye bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evet. Peki bireysel olarak ailelere bir şey önerir misiniz? Yani bu dünya vatandaşlığı kavramı dediniz, araştırmak dediniz, başta saydığınız şeyler nasıl yaklaşmalı çocuğa?
Aslında bilinçli yetiştirmeli tabii bu konuda aileler. Araştırmak zaten şöyle bir durum gerçekleşti. Teknolojiden başlayalım isterseniz. Teknoloji çok hızlı geliştiği için bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki hem ailelere hem eğitimcilere düşen burada en önemli şey doğru bilgiye ulaşmak, teknolojiyi doğru kullanmak. Ve yaratıcılık kabiliyetlerini geliştirmeye yönelmek. Yani bunları geliştirdiğiniz müddetçe çocuğunuzdan zaten bundan sonra kaygı duymanıza gerek yok. Dolayısıyla aileler de bu yönde bilinçli olmalılar. Bu aslında başka bir program konusu daha var burada sizin ele alabileceğiniz. Teknolojinin çocukları etkisi altına alması geçen değil hafta de konuştuk. Teknoloji burada evet teknolojiyi ön plana çıkarmadan yani bütün hayatı ekranın içine hapsetmek değil de bu dijitalin kesinlikle içine hapsetmek değil de onu bir parçası yapabilmek evet hayatının diye evet konuştuk. Şimdi son dakikalarda şunu da merak ediyorum. Çift diploma diye vurguladık. Bu bahsettiği aileler şunu algılamasın şimdi. Hem burada Türkiye'den bir diploma alıyor hem de yurt dışındaki bir okuldan diploma alıyor gibi bir şey değil. Bu aslında bir nevi pasaport gibi diyebilir miyiz? Yani dünyada da geçerli olan bir pasaport gibi yorumlayabilir miyiz? Tabii. Hı-hı. Yani aynen öyle. Buradan aldığı diplomasının yanında aldığı IB diploması yurt dışı üniversiteleri tarafından kabul gören bir diploma. Lisedeyken öğrenci yurt dışına gidebiliyor mu? Yani o tür imkanlar var mı? Bir var. Proje olabilir, değişim programı olabilir. Evet. Hakikaten böyle imkanlar da var. Bunlardan bir tanesi Erasmus. Erasmus Plus projesi Avrupa Birliği destekli bir projedir ve ülkelerin ulusal ajansları tarafından finansal boyutuyla destek sağlanır. Okul ortaklığı projeleri, öğrenci ortaklığı projeleri gerçekleştirilir. Kısa dönem ya da uzun dönem öğrenci değişimleri yaparsınız. Bu da öğrenciye inanılmaz katkı sağlıyor. Çünkü farklı kültürleri görmüş oluyor, yaşamış oluyor. Bir başka okulda eğitimi, öğretimi tatmış oluyor. Belli kısa bir sürede olsa. Biz aslında bu söylediğiniz Erasmus programlarını hep üniversitelerden duyuyoruz ama lisedeyken de öğrenci aslında bu farkındalıkla belki dönünce üniversite seçimini yapacak. Çok da erken değil, lisede gitmesi değil mi? Değişim programlarına katılması. Değil. Uzun dönem değişim programları da var elbet. Bunu sağlayan kuruluşlar da var. Rotary gibi yardımcı olan kuruluşlardan bir tanesi. Öğrenciler başvurabiliyorlar, işte özelliklerini belirtiyorlar. Sonra da seçimlerle farklı ülkeden bir vatandaş buraya geliyor, bizim öğrencimiz o ülkeye gidiyor. Öğrencinin ailesi diğer öğrenciyi burada ağırlarken bir yıl, bizim öğrenci de karşı tarafta kalıyor. Bu değişim programı da öğrenciye çok şey katıyor hakikaten. Bu ilk bölümde bizim konuştuğumuz kuşakları çok destekleyen bir açıklama oldu. Biz dedik ki Z kuşağı yani 2000 yılında doğup 2018 yılı doğumluları kapsayan o aradaki kuşak işte mobil olmayı istiyor. Esnek olmayı istiyor. Yani bir yerde ben ömür boyu kalayım değil, hareket edeyim istiyor. Evet. Bu söyledikleriniz aslında eğitimde karşılığı da bu. Evet. Çok örtüştü. Evet. Teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Özel Marmara Koleji Akademik Koordinatörü Nur Şahin'le birlikteydik. Haftaya yine görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.